Ne o sosyete gülü? Hortlak görmüş gibisin. Çıkamam mı sanıyordun ha? Attığın iftira işe yarayacak mı sandın? He? Yeter Kendal. Uzatma artık. Bitti gitti. Kızım sen de odana geç. Ana. Senin de yeter artık bunları savunduğun. Kim bilir hangi günahsızın kanına girdin. Acaba senin yerine kim çürüyecek hapislerde? Allah belanı versin de versene seni! Gel buraya! Senin ya benim cesedim çıkacak. Haydi bakalım. Bir sen bir ben bir de Allah var. Aşkım benim. Anne. Bak göber ulan. Göber. Ya bir şey yapın öldürecek anne. Anne. Polis canım. Gözüm.
Allah'ım gözünü açtı. Çok şükür sana ya Rabbim. Çok şükür. Ebru, hastaneye götürsek mi acaba? Bu aileyi bir arada tutmak bu kadar mı zor ya? Bu kadar mı zor? Oğlum neydi o öyle? Kardeşim ölüyor demeler. Cam çerçeve kırmalar. Sen amcana nasıl karşı geliyorsun? Ya ben sana kaç defa demedim mi o kadınla kızlarından uzak duracaksın diye? Sen hem kendini hem bizi koruyacağına. Baran! Ana! Ebru'nun ne sana yaşattıklarından? Ne de amcama iftira atmasından dolayı asla affetmeyeceğim ama... Ne diye kahramanlık yapıyorsun o zaman? Sana ne? Senin üzerine ne vazife? Bırak başkası yapsın. Sen ne diye ikidir amcana karşı geliyorsun Baran? Ya ana... Bana bak. Bana doğru düzgün bir cevap vereceksin. Önce o ahlaksız kıza kalkan eli durdurdun. Şimdi de kalkmış o kadını savunuyorsun. Ne demek oluyor bütün bunlar? Ana! Ablacığım iyi misin? İyi değil mi anne? İyi iyi bir şey kalmadı. Baran sayesinde. Abisi kurtardı oğlumu. O ne demek şimdi? Baran kurtardı görmedin mi? Ben hiç de öyle düşünmüyorum. Amcası seni öldürmesin diye, pek kıymetli amcası katil olmasın diye. Kardeş sevgisi değil anne, boşuna kendini kandırma. Thank you.
geçen gün oğlum benden uzaklaşıyor. Allah'ım yardım et bana ne olur. Baran'ımı benim elimden almasınlar. Kendal gelmedi mi daha? Yok ana, daha gelmedi. Ana Baran ne yaptı öyle ya? Ekran çekiyor tabii. Kardeşine koruyacağım diye vallahi kapıyı duvarı yıktı geçti. Ama ben sana diyeyim. Gitsinler gitsinler deyip duruyor ya. Eğer Ebru yenge giderse en az senin kadar üzülür Baran. Ebru kızım, Rüzgar nasıl? İyi Kadriye Hanım, merak etmeyin. Sen nereye? Baran'a teşekkür borcum var. Baran, benim Ebru. Girebilir miyim? İyi mi o? Kardeşin mi? İyiyim. Bak Baran, çok zor bir durumda olduğun, nelerle başa çıkmaya çalıştığını görüyorum. Ama yalnız değilsin. Adama ya Rüzgar, onlar da en az senin kadar bu duruma alışmaya çalışıyorlar. Bak, beni sevmek ya da kabullenmek zorunda değilsin. Ama kardeşlerini inkar etme. Bak, ben annemi ve babamı trafik kazasında kaybettim. Onlardan başka hiç kimsem yoktu. Bana destek olacak bir kardeşim bile olmadı. Tüm zorluklarla tek başına mücadele etmek zorunda kaldım. Ama siz böyle olmak zorunda değilsiniz. Adada Rüzgar da senin sayende kurtuldu. Hatırlıyor musun, annen hastanedeyken bizi birbirimize bağlayan şeyler var demiştim. Sen de inkar etmiştin. Sanırım artık öyle düşünmüyorsundur. Yatacağım ben. Teşekkür ederim. Komutanım, hoş geldin. Eyvallah Şerif Usta, nasılsın? Sağ ol komutan, siz nasılsınız? İyi, sağ olasın. Bana şu her zamanki haşhaş kebabından yaptırır mısın? Baş üstüne komutan. Eyvallah.
O Gani Baba. Oo Oğuz, evlat. Afiyet olsun. Sağ ol, gel buyur, beraber olsun. Ben o vazifeyi çoktan gördüm. O halde beraber birkaç kadeh parlatırız. Tilkiye sormuşlar, tavuk yer misin diye. Güldürmeyin beni demiş. Oğlum bize bir servis daha getir. Şerif, kirme. Hele tazele. Bakalım Recep Efendi. Bu ne be? Ne şifresi ya? Ne var bunda? Ne var Recep? Vakittir gözüme takılıyorsun. Derdin büyük gibi. Hayırdır? Suçun ne kardeş? Kız meselesi benimki. Kıza ne yaptın da düştün buraya? Hiçbir şey yapmadım. Elimi sürmedim. Süremem de. O halde? Kaçtık biz. Kaçırdım kızı. Ağanın kız kardeşiydi. Vay, helal sana. Netice? Gördüğün gibi işte. Aracı falan koysan? Hem kızın adı çıkmıştır seninle. Zaten küçük yer. Hem ağa kardeşi diyorsun. Duyulur muyulur? Kıza da günah. Doğru diyorsun da. Kendi ağa vermez kızı. Canını fena yaktım. Yani yakacağım. Zamanını bekliyorum. Hadi ya. Kim bu Kendala? Kim bu Kendala? İnan tanımak istemezsin. Yemeyeceği halt yoktur. Yeter ki canı istesin. Kadının kalbi dört odadır. Birinde kocası, birinde çocukları, birinde anası, birinde de babası oturur. Erkeğin kalbi de dört odadır. Birinde karısı, birinde sevdası, birinde çocukları, birinde de anası oturur. Ya babası? Babası artık kendisi olmuştur. Erkek dediğin hükmettiğini karısı, cenk ettiğini de sevdası yapar. Ya sevdasıyla evlendiyse? O zaman cenk bitmiş, hüküm başlamıştır. Ama kadının hükmü başlamıştır. Eşref-i mahlukattır insanoğlu. Ama gel gör ki anlamak mümkün değil. Kovalıyorum dersin ama bir bakarsın ki yaptığın kovalamak değil, peşinden koşmak. Kaçıyorum dersin, bir bakarsın ki ona doğru koşmak. Hadi
içinde bir... Keyfin yerinde maşallah. Ana. He benim. Ya sen uyumadın mı daha? Yok yatmadım, seni bekledim. Ana ne oldu, bir şey mi var? Yok oğlum, ne olacak? Dert üstü, murat üstü, yaşayıp gidiyiz. Ya ana ne diyeceksen de... kafam sepet gibi. Geç otur, seninle konuşacağız. Sonra konuşsak ana. Otur. De haydi. Oturdum işte. Sen ne yapayım? Ana, gece gece bilmece gibi konuşma ya. Kimin günahına girdin? Hangi sabiyi babasız, hangi kadını kocasız kodun? Ha? Kaç kuruşa kimi içeri gönderdin? Ana, ben zorla hiç kimseyi içeri göndermedim. Onun paraya, benim de dışarıda olmaya ihtiyacım vardı. Karşılıklı anlaşma yani. Sen ne zaman bu kadar acımasız oldun kendin? Fıstıkları yaktırdın. Suçsuzmuş gibi Ebru'nun üstüne yürüdün. O da yetmedi. Gariban birinin başını yaktın. Senin durun durağın yok mu Kendal? Ha? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hadi kimseye acımayın. Anana da mı acımayın? Benim suçum, günahım ne? Daha ne yapacaksın? Söyle de önceden bileyim. Ana. Ben diyeceğimi dedim. Senin söyleyeceklerini dinleyecek ne halim var, ne sabrım var. Bir şey oldu. Üf, yok iyiler onlar. Ödümü kopardın ya. Ne oldu o zaman? Fıstıkları Kendal yaktırmış. Saçmalama da. Gece gece rüyanda mı gördün? İtiraf etti ya bir başkası. Üf, Kadriye ile Kendal'ı avluda konuşurlarken duydum. Kadriye kızıyordu. Ya, duydum kızım ya. Duydum, kulaklarımla duydum. Ben anneme söyleyeceğim. Ada dur. Ne oldu? Anne. Tamam, bir tanem yok. Bir şey, buradayım. Rüzgar'ı merak ettik. Uykumuz kaçtı. İyi mi diye bakmaya geldik. Bir şey mi oldu? Doğru söyleyin. Yok bir şey. İyi, hadi gidip yatın siz de, uyuyun. Hadi bebeğim, uyu sen de. Ne dürtüp duruyorsun ya? Ben anneme gerçeği söyleyecektim. Gecenin bu saatinde mi? Uykusunu kaçırmaktan başka hiçbir işe yaramayacak. Ada, bak annem günlerdir perişan. Doğru düzgün uyku bile uyumadı. Bırak bari bu gece rahat etsin kadın. Tamam. Ama yarın sabah ilk işim gerçeği söylemek olacak. Tamam mı? Tamam. Hadi yat, uyu şimdi. Thank you.
Sen sanıyorsun ki Nare'nin kucağına bir oğul bıraktım. Sen benim yüreğime ateş bıraktın Murat. Baran yağmur demek değil mi? Su da yakarmış işte. Sayende öğrendim. Ne yapacağım, ne edeceğimi bilmiyorum ben. Bir ana çocuğunu kardeşlerinden kıskanır mı? Söylesene Murat, ben ne yapayım? Sen bize ne yaptın Murat? Ebru ile olmak için sen bana ne yaptın Murat? Günaydın ana. Sana gün ayalı epey olmuş. Öyle ana. Uyku tutmadı. Ben de kimseler uyanmadan sofrayı hazır edeyim dedim. İyi etmişsin, ellerine sağlık. Ana. Ana. Ben her gün uzak duracaksın dedikçe Baran bunlara daha çok yaklaşıyor. Nari, bir günaydın de. Bir sabah şeriflere hayır olsun de. Bir ağzını hayra aç be kızım. Ana ben bunun önünü alamıyorum, dayanamıyorum ben artık buna. Anasından kopar da şimdi bir de kardeşlerinden mi koparalım? Sen neyin peşindesin Nari? Kendal'a dur, sana sus otur demekten ben usandım. Böyle üstüne üstüne gittikçe asıl o zaman Baran'ı kaybedeceksin. Ben sana söyleyeyim. Dur bir dakika. Yani sen İstanbul'a gittiğinde Nari'nin kucağında bebesi mi vardı? He, sütü gelmeyi diye gönderdiler ya beni zaten. Bu sırrı kimse bilmeyecek. Bana güvenin değil mi? Zaten bugüne kadar ayakta kalıp sabredebildiysem seninle oğlum sayesinde. Oğlumuz. O benim de oğlum. Abi mektup. Ben bir mektup yazsaydım. Abi o mektubu bulman lazım. Yanarım ben, biterim. Anda Kadriye, ana da dedi kendi ağzıyla anasından kopardık diye. Nerede bu Allah'ın cezası mektup ya? Ay, ödümü kopardın ya. Bebeğe bir şey olacaktı maazallah. Ne mektubundan bahsediyorsun sen? Kendi kendine ne geveleyip duruyorsun? Türkü söylüyorum ha. Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına. Zalimin kızı bakmaz yüzüme. Türkü ha. Zalimin kızı bakmaz yüzüme. Tövbe estağfurullah, tövbe ya Rabbi. Millet deliye ben akıllı yaz Seda. O da söylesen ne olacak? Annem jandarmaya mı gidecek? Hadi gitti diyelim, ne diyecek? Bak onun yapacağı tek bir şey var, Kendal'ın üstüne yürümek. Bu saklanacak bir şey değil Maya. Günaydın. Neymiş o saklanan şey? Anne o yapmış. Kim ne yapmış? Dün gece Kadriye Hanım'ı o psikopatla konuşurken duydum. Anlatsana. Dur kızım sen dur. Bak gör annen herkesin foyası nasıl ortaya çıkarıyor. Sen de rahat ettirecek. Özlem kimmiş görecekler. Ah, namussuz çatlı ya. Melek, bana bir hap ver hele. Hemen abi.
bir çay da koyayım mı sana? Yok işim yacım. Gideceğim ben. Abi hiçbir şey yemedin. İki lokma daha atsaydın ağzına. Yok gideyim ben. Haydi afiyet olsun. Kadriye Hanım sizden bunu hiç beklemezdim. Neyi beklemezsin kızım? Fıstıkları Kendal yakmış. Bir garibanın da başını yakmış. Dün gece sizi Kendal'la konuşurken duydum. Ebru'nun fıstıklarını yaktın bir de üstüne yürüdün dediniz. O senin amca. Ya gerçekten mi? Yeğenlerini öldürmek için fırsat kollayan amca. Senin bu tek ayağının üzerinde 40 yalan uyduran kızım mı söyledi sana bunu? Sen karışma Nari. Sen ne demeye çalışıyorsun? Söylemeye çalıştığım bir şey yok. Sadece beni hayal kırıklığına uğrattınız. Herkesten beklerdim ama sizden değil Kadriye Hanım. Sen de beni hayal kırıklığına uğrattın kızım. Sen de beni. Sözümü çiğnedin. Zararın, ziyanın neyse dedim, dinlemedin. Ben de bunun parayla pulla ilgisi yok dedim. Öyleyse ne Ebru? Asım da Rüzgar da içerideydi. İkisi de ölebilirdi. Bu da mı umurunuzda değil Kadriye Hanım? Ama bir şey olmadı. Size inanamıyorum. İçeride yanmakta olan benim oğlumdu. Şimdi seni yakmaya çalıştığın da benim oğlum. Kendal benim oğlum. Şimdi ne edeceğiz? Aslında şaşırmamalıyım. Her şeyi o kadar çabuk unutuyorsunuz ki. Asım da Emine de umurunuzda bile değil. Kadıncağız bir başına oğluyla birlikte kaç gündür neler yapıyor diye hiç düşündünüz mü acaba? Terbiyesize bak. Ya şimdi her şey bitti de Emine ablaların derdi mi kaldı? Ana bu nasıl bir kadın ya? Hala senin üzerine dik dik konuşuyor. Ana. Ana iyi misin sen? Bana bir su getir. Tamam. Hem suçluyuz hem güçlüyüz. Ana böyle deme Allah aşkına. Nasıl demeyeyim Nari? Rüzgar için yaptıklarına bak. Paranı bilse. Kopacak kıyameti var sen düşün. Abla, notlarım böyle kalırsa burs almam çok kolay olacakmış. Ama işte fizikten son konuyu anlamadım. Onun için de yardım isterim artık. Sonra bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. İki çocuğu varmış ama olsun. Ben zaten çocukları severim. Ne dersin ablacığım? Aferin ablacığım. Abla, iyi misin? İyiyim. Ne oldu ki ya? Sen okula gitmiyor musun? Geç kaldın. Ablacığım bak iyi görünmüyorsun. İstersen evde kalayım bugün. Bir şeyim yok. Birazcık dalgınım sadece. Hadi. Allah senin açıklığı versin. Kurban olayım sana. Alo. Kız benim Sibel. Sen şu ebenin numarasını versene bana. Tamam. Tamam hadi bay bay. Alo. Hatice Ebe ile görüşecektim. Abla senin evin neredeydi? He biliyorum orayı ben. Tamam abla. Tamam abla, ben seni ararım sonra. Hadi bay bay. Abla, ne evesi? Ne oluyor? Yok ya bir şey. Fabrikadan bir kadın var da hamile. O yüzden. Abla bu zamanda ne evesi? Hastaneye gitse ya. Aman Ayşe,
Sana mı kaldı milletin çocuğunun derdi? İstediği yerde doğurur. Sen niye geldin ki şimdi? Ödevimi unutmuştum da. E al hadi. Melek, Baran'a çay koy. Yok, ben geç kaldım, gideyim. Oğlum, dur bakayım. Baran, senin saçların mı ıslak? Hastalanırsın sen oğlum böyle. Ya yok ana, bu sıcakta ne hastalığı? Hem bir şey olmaz bana, merak etme. Baran, küs değiliz değil mi oğlum? Ya yok ana, o nasıl laf? Ne küslüğü? Hadi iyi dersler. Gördün değil mi anne? Kadriye Hanım da Fırat abi de nasıl sırtını çevirdi bize. Resmen arkamızdan iş çeviriyorlar. Siz hiçbir şey karışmayacaksınız, tamam mı? Nasıl yani? Yanlarına mı bırakacağız bunları? Ne demek yanlarına mı bırakacağız? Gidip fabrikaya mı yakalım? Dediğim gibi, ağzınızdan tek bir laf daha duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Annem haklı adam. Ne yapalım yani? Adamın biri suçu üstlenmiş, girmiş işte içeri. Gariban 3-5 kuruşa tamam demiştir. Bunu bilmemiz neyi değiştirir ki? Çok şey değiştirecek Maya. Siz şimdi okulunuza gidin. Dediğim gibi hiçbir şeye karışmayacak, bulaşmayacaksınız. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hadi bir tane. Sen de ablalarını üzme, tamam mı? Hadi. Sahiden ağam mı yaktırmış? İyi bile yaptırmış. Dağdan gelip bağdakini kovmaya çalışırsan olacağı bu. Arsız. Malın mülkün üstüne oturdu, etmediğini bırakmadı. Çok iyi olmuş. Şimdi kendi Allah Kadriye Ana'ya konuşurlarken duydum derse... abimi ya yine içeri atarlarsa? Tamam. Çok fazla dillendirmeyin. Kol kırılacak, yen içine kalacak. Emine geldiğinde de kimse bir şey demeyecek. Ana niye gözden dikip bana bakıyor? Ben duramıyorum işte. Duracağın Özlem. Ana sen bizden yana dertlenme de... esas Ebru'yu nasıl dizginleyeceksin? He, Ebru yengeyi Kendal abiyle dizginleyemedi. O iş zor vallahi, ben diyeyim. Bu kadının kimseden korkusu yok. E, yalan mı? Ama sahiden ya şikayet ederse? Kimsenin ağzından bir laf çıkmayacak. Kendal'ın şimdilik haberi olmayacak hiçbir şeyden. Anlaşıldı mı? Ben biraz düşüneyim hele. Oğuz komutan burada mı? Az önce çıktı. Hay Allah. Ne zaman gelir? Adana'ya gitti, akşama döner. Tamam, ben akşam gelirim. Ne vardı? Akşam geleceğim zaten. Bu dağ burada ne kadar kalacak Lütfiye? Kızımız evi dar mı edelim? Zamanında bu ev dar gelip giderken iyiydi ama. Tamam, sus. Allah aşkına sus. Seviyor diye sabah erkenden kalkıp bazlama yaptım ona. Uyuyorum benim aslan torunum hala. Allah'ım ne olur bana yardım et. Ne yapacağım ben şimdi? Kurban olayım, bir yol göster. Ne olur ya Rabbi. Thank you.
sefer elimden kurtulamayacaksın. Bu işin peşini bırakmayacağım. Duyuyor musun beni? Her şeyi biliyorum. Fıstıklarımı yaptırdığını, Kadriye Hanım'ın sustuğunu. Etrafındaki herkesi susturmaya alışmışsın. Ama beni susturamayacaksın. Seni bana sayılan verdiler ulan. Dün elimde kalıydın. Daha ne geleyim buraya? He? Ecelin mi geldi senin? Kim kimin eceli olacak göreceğiz. Bu yaptığını yanına bırakmayacağım. Benimle uğraştığına pişman olacaksın Kendal. Beni öyle odalara kapatmakla, üzerime yürümekle korkutamazsın. Senin için güç şiddet demek. Ama ben senin hakkından nasıl geleceğimi çok iyi biliyorum. Elinden geleni ardına koyma, sosyete gülü. Hiç merak etme. Yaptıkların hesabını tek tek ödeyeceksin. Ne bakayım lan? Git bana konaktan bir temiz gömlek getir haydi. Haydi oğlum ne bakayım? Tamam ağam. Geliyor yine mıy mıy kız. Hiç uğraşamayacağım. Günaydın. Günaydın Ayşe. Şey soracaktım. Baran'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok, bilmiyoruz. Görmedik çıkarken. Bir şey mi oldu? Yok canım, olmadı. Yani amcasıyla dışarı çıkmıştır. İşleri falan vardır işte. Tabii canım. Yani kesin işi vardır Ayşe'cim. Ya sen hiç merak etme. Peki o zaman. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Kızın ne suçu var adam? Baran'ı seviyor olması benim için yeterli. Gıcığım kardeşime. Neden böyle söylüyorsun anlamıyorum. Geçen gece rüzgar için Baran dikilmedi mi Kendall'ın karşısına? Tam sana vuracakken o tutmadı mı Kendall'ın elini? Hayır, hiçbir şey yoksa kan verdi o sana. Neden böyle yapıyorsun anlamıyorum. Haksızlık ediyorsun. Bunlar olmamış gibi davranıyorsun. Ama ne iyi ki bir iyilik yaptı. Hayır, bunu niye yapıyor ben anlıyorum ama ne sen ne de annem bunu anlamıyorsunuz nedense. Safsın kızım, saf. Yerlerini sevdiler. Zahmet etmeseydin. Ebru, sana kaç kez söylemem gerekiyor? Bana düşmanmışım gibi niye davranıyorsun? Ben senin dostunum. Dostumsun öyle mi? Dostlar birbirinden bir şey saklamazlar. En başından beri biliyordun değil mi? Ama sen de onlar gibi susmayı tercih ettin. Ben şimdi kime güveneceğim Fırat, söylesene.